arkadaşlar. Geçen dersimizde dik üçgenin Pisagor teoremi, Öklit teoremi ve kenarlarına göre özel üçgene bakmıştık. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17 gibi. Şimdi bugün de açılarına göre özel üçgenleri ve alıştırma kısımlarından bazı soruları çözeceğim. Şimdi ilk bilmem gereken üçgenim 30-60-90 üçgeni. Bir kere bu özelliği bilmemiz lazım. Burada temel aldığımız nokta 30'un karşısındaki kenar. Şimdi 30'un karşısındaki kenara biz x dersek 90'ın gördüğü onun 2 katı olmak zorunda. 30'un karşısına x demişsek 60'ın gördüğü onun kök 3 katı olmak zorunda. Yani 30 derecelik açının karşısındaki dik kenarın uzunluğu, şimdi 30'un karşısındaki kenarın uzunluğu hipotenüsün uzunluğunun yarısına eşit olacak. 60 derecelik açı karşı 60 derecelik açının karşısındaki dik kenarın uzunluğu yani x kök 3 30 derecelik açının karşısındaki dik kenar uzunluğunun yani x'in kaç katına eşit olacak arkadaşlar? Kök 3 katına eşit olacak. Şimdi bakın 30'u verip 90'ı isterse 2 ile çarpacağım. Tam tersi 90'ın gördüğü kenarı verip 30'un gördüğü kenarı isterse 2'ye böleceğim. 30'u verip 60'ı isterse kök 3 ile çarpacağım. 60'ı verip 30'u isterse tam tersi işlem kök 3'e böleceğim. Evet bakalım. Şimdi direkt kuralı da yazabilirsiniz. Şimdi bir kere burada 30-60-90 üçgeni var. 30'un karesi 5 ise 90'ın karesi onun 2 katı oluyordu. Burası 10. 30'un karesi 5 ise 60'ın karesi onun kök 3 katı oluyordu. Y 5 kök 3 gelecek. Bakın bu tarz soruları çözerken mutlaka mutlaka kurallar yanınızda bulunsun. Sürekli geriye dönüp bakmayın. Çünkü sürekli yanınızda bulunursa eğer ancak o şekilde oturtabilirsiniz. Evet bu sefer neyi vermiş gençler? 60'ı vermiş. Şimdi kuralım neydi? Şöyle çiziyorum. 30'un karşısına a dersek 90'ın karşısı 2, 60'ın karşısı a kök 3'tü. Şimdi 30'un karşısına a dersem 90'ın karşısı 2 olacak, 60'ın karşısı a kök 3 olacak. Yani böyle formülle de yapabilirsiniz. Ya da şöyle. Şimdi a kök 3 gördüğüm yerde ne var? 4 kök 3 var. Demek ki a kök 3 ile 4 kök 3 birbirine eşit. Kök 3'ler gitti. A ne geldi buradan? 4. X 2a demiştik. X buradan 8 gelecek. Yine aynı formülü burada yerine yazalım. 30'un karşısına a dersek 90'ın karşısı 2a oluyordu. 60'ın karşısı a kök 3 oluyordu. Bakın formülü yerleştirdim. 2a neye eşit? 6 kök 3'e eşit. 2a 6 kök 3 ise 1a ne olacak? Onun yarısı 3 kök 3 olacak. X a kök 3'tü. A yerine 3 kök 3 koyuyorum. Kök 3 de yanında çarptığım zaman kök 3 çarpı kök 3 3 yapacak. 3 çarpı 3'ten cevabımız 9 gelmiş olacak. Evet. Büyük üçgene bakalım. 90, 30 burası komple 60. 30'un karşısına a dersem 90'ın karşısı 2a oluyordu. Değil mi? 60'ın karşısı da a kök 3. Şurası da a kök 3 oluyordu. 2a 6 ise a o zaman nedir? 3'tür. Şu üçgene bakarsanız bu hangi üçgen arkadaşlar? 3, 4, 5 özel üçgeni. Cevabımız 5 santim gelecek. Gelelim 45-45-90 üçgeni. 45-45-90 üçgeni ikizkenar bir üçgen olup, çünkü iki açısı eşit, dik bir üçgendir. Yani size soruda ikizkenar dik üçgen diyorsa biz hemen onun 45-45-90 üçgeni olduğunu söyleyebiliriz. Burada 45'in gördüklerini a a dersem 90'ın gördüğü onun kaç katı oluyormuş bakın arkadaşlar? Kök 2 katı. Evet, 45'lerin gördüğü a ise burası a kök 2 oluyordu. A 6, o zaman x ne olacak? 6 kök 2. Bakın yine x x de diyebiliriz. X x dersek burası x kök 2 olacaktı. X kök 2 5 kök 2 eşitse kök 2'ler gitti. X buradan 5 santim gelecek. Evet, şimdi soruya baktığımız zaman bir kere şu üçgen özel bir üçgen. 5, 12, 13 üçgeninden burası 5, burası da 5. Bakın diklik var ve ikizkenar. Bu ikizkenar dik üçgense hemen ne diyoruz o zaman? 45, 45, 90 üçgenidir diyoruz. 45'in gördüklerini a, a deseydik 90'ın gördüğü onun kök 2 katı mı olacaktı formül gereği? A 5 ise a yerine 5 koyarsam x'in ne gelecek gençler buradan? 5 kök 2 santim. Evet, soruya baktığımız zaman, şimdi büyük üçgen arkadaşlar, bakın burası 45, çünkü 45 burada var.
Şöyle çiziyorum. Burası 10. Buralara AA dersen. Burası ne olacaktı? A kök 2 olacaktı. A kök 2 gördüğüm yerde 10 var. A'yı bulmam lazım. Yani şuraya mesela bulmam lazım. Buralara A dedim ben. Her tarafı ne yaparız? Kök 2'ye böleriz. Payda da kök olmaz. Sayıyı kök 2 ile genişletirsem 10 kök 2 bölü 2'den cevabımız 5 kök 2 gelecek. Yani buralar 5 kök 2. 5 kök 2. Şimdi 5 kök 2'nin 2 kök 2'si buradaysa buraya kaldı 3 kök 2. 5 kök 2'nin kök 2'si buradaysa buraya kaldı 4 kök 2. Bakın bu yine özel bir üçgen. Yine 3, 4, 5 üçgeni. Yalnız 3, 4, 5'in kök 2 katı. Bakın 3'ün 4 kök 2 katı, 4'ün kök 2 katı. X o zaman 5'in kök 2 katından 5 kök 2 santim gelecek. Evet, birazcık alıştırma çözelim. Şimdi aşağıdaki şekillerde verilenlere göre x, y, z, t uzunluğunu bulalım. Bakın arkadaşlar burada dikten dikilmiş. H kare eşittir ayırdığı parçaların çarpımı, değil mi? PK eşittir. H, y kare buradan 36 ise y ne gelecek? 6. Diğer dik kenar bağıntılarını kullanmak istiyorum ben. X kare eşittir kendisine yakın olan parça çarpı tamamı. X kare 52, x kök 52, 4 ile 13'ün çarpımı da 4 dışarı 2 diye çıktı, kök içerisinde 13 kaldı. Aynı mantıkla z'yi de bulalım. Z kare eşittir. Z kare eşittir. Kendisine yakın olan parça 9 çarpı tamamı 13. Kökünü alsak, değil mi? Direkt. 9 dışarı 3 diye çıkacak. Cevabım 3 kök 13 gelecek. X, Y, Z'yi bulduk. T için herhalde fazladan vermiş. Cevabımız Y'miz 6, X'imiz 2 kök 13, Z'miz 3 kök 13. Orada T yok ama herhalde şurada bir yerde T var. Tamam, o yüzden söylemiş. Hepsi birinci soruya ait çünkü. Şimdi aynı mantıkla yine dikten dikilmiş Öklit yüksekliğin karesi ayırdığı şu iki parçanın çarpımına eşit. Z buradan 8 geldi. Ben yine dik kenar uzunluklarını bularım. Yani dik kenar bağıntısını kullanacağım. Öklid'in ikinci bağıntısı. X'i bulalım. X kare eşittir kendisine yakın olan parça çarpı tamamı 10. X kare 20 ise x kök 20. 4 ile 5'in çarpımıdır. 4 dışarı 2 diye çıktı. Kök içerisinde 5 kaldı. Aynı mantıkla y kare eşittir kendisine yakın olan parça, bakın 8 çarpı tamamı 10. Y kare 80 ise y kök 80. 16 ile 5'in çarpımıdır. 16 dışarı 4 diye çıktı. Kök içerisinde 5 kaldı. Evet, şimdi şöyle yapabilirim. X'i bulurum. Bakın dikten dikilmiş. Dik kenarın karesi eşittir kendisine yakın olan parça çarpı tamamı 12. X buradan 3 geldi. Buraya 9 mu kaldı o zaman? Toplam 12 idi. Aynı mantıkla T'yi de bulalım. Dik kenarın karesi, yani T kare eşittir kendisine yakın olan parça 9 çarpı tamamı 12. T kare buradan kaç geldi arkadaşlar? 108. T kök 108. 36 ile 3'ün çarpımıdır. 36 dışarı 6 diye çıktı. Kök içerisinde 3 kaldı. Tamam, T'yi de bulduk 6 kök 3 diye. Son olarak Z'yi bulacağım. Z'de birinci kuralı uygularsam yüksekliğin karesi ayırdığı iki parçanın çarpımına eşit. 3'e 9'un çarpımına eşit. Yani Z kare 27. Z kök 27. 9 ile 3'ün çarpımı 9 dışarı 3 diye çıktı. Kök içerisinde 3 kaldı. Cevabımızı bulmuş olduk. Evet, bakın 6, 8 dik üçgen olduğu için dikkat 10 üçgeni. Şimdi yine dik kenar bağıntısından bulalım. İkinci bağıntı. Dik kenarın karesi eşittir kendisine yakın olan parça çarpı tamamı 10. Y buradan 3.6 geldi. Arkadaşlar Y 3.6 ise zaten artık 10'dan 3.6'yı çıkartırsam Z 6.4 gelecek.
X'i Pisagor'dan da bulabiliriz ya da X'in karesi eşittir, değil mi? Dikten dikinmiş. X'in karesi eşittir. Ayırdığı parçaların çarpımına. Şunu şöyle yazsak diyorum. Hani X kare eşittir. Bu 36 bölü 10. Bu da 64 bölü 10. Her iki tarafı köke alsam, bakın çarpmıyorum. Çarparsam çünkü biraz uzun sürecek. Payda 100, dışarı 10 diye çıktı. Şimdi 36 dışarı 6 diye çıktı. 64 dışarı 8 diye çıktı. Cevabım 48 bölü 10. Yani 4,8 gelmiş olacak. Gelelim diğer soruya. Şimdi ne demiş? Soruyu okursak. İki tane EH'ın çarpımı bir tane AE'ye eşitmiş. EH'a H dersen. AE onun iki katı. 2H. Fark ettiyseniz dikten dikilmiş hem de iki üçgende. Bir şu küçük üçgende dikten dikilmiş. Bir de büyük üçgende. Şurada hemen birinci teoremini yapalım Öklid'in. H kare eşittir 2 çarpı 8'den. 16 H kök 16 yani 4 geldi. Burası 4 ise burası 8. Şimdi büyük üçgene bakarsak şöyle çizelim hatta. Yükseklik 12 oldu. 8 oldu. Şurayı bilmiyorum A dedim. Burada yine Öklid teoremini yapalım. H kare eşittir 8 çarpı A. A da buradan ne gelecek arkadaşlar? Çarptığımız zaman 18 gelecek. A 18 ise 18'in ikisi buradaysa x'e kaldı 16 santim. Evet, şimdi burada yine dikten dikilmiş tabi. Hem de hem yukarıdaki üçgende, bakın hem şu üçgende dikten dikilmiş. Hem de aşağıdaki üçgende. Şimdi ben bu kısmı tam komple A diyorum. Yüksekliğin karesi. Ayırdığı parçaların 4 ve A'nın çarpımına eşit. A buradan her iki tarafı 4'e böldüğümüz zaman 16 geldi. Yani şurası tamam 16'ydı. İkisi buradaysa buraya kaldı 14. Şimdi alttaki üçgeni çiziyorum bakın. Karışıklık olmasın diye. 2, şöyle F, E, C, B. Geriye ne kalıyor bakın şurası komple 18. Buraya da X dedim. Yine yükseklik burada X değil mi? Dikten dikilmiş. Yüksekliğin karesi eşittir. Ayırdığı iki parçanın çarpımına. 36. X de burada 6 santim gelecek. Evet gelelim şimdi açıları bulmaya yani kenarlarını bulmaya. Şimdi arkadaşlar 45 bakın bu hemen yerleşelim. 45 45 90 üçgeni 30 60 90 üçgeni yine 30 60 90 üçgeni 45 45 90 üçgeni. Şimdi 45 45 90 üçgeni kuralım neydi? 45'lerin gördüğüne x x dersem 90'ın gördüğü onun kök 2 katı oluyordu. Bakın. Buraya şimdi x demeyelim ya da a desek çünkü şöyle karışmasın. Buradaki x mesela şimdi burada farklı diyeceğiz d şıkkında. O yüzden kafa karışmasın. A, A, burası A kök 2. Bakın A, A, A kök 2. Baktığınız zaman A 6 o zaman burası da 6. A yerine 6 koyarsam y'ne gelecek 6 kök 2. Yani x'ime 6 buldum, y'ne 6 kök 2 buldum. Hemen d şıkkına da bakalım. A 2 kök 3 ise burası da 2 kök 3. A yerine 2 kök 3 koyarsam A yerine 2 kök 3 koydum. Yanında da kök 2 var. 2 kök 6 gelecek. X'imin uzunluğu. Şimdi 30 60 90 üçgeninde kural neydi? 30'un karşısına A dersen 90'ın karşısı 2A 60'ın karşısı A kök 3 geliyordu. Bakın 30'un karşısına A dersen 90'ın karşısı 2A 60'ın karşısı A kök 3 gelecek. Şimdi B şıkkına bakalım. 2A buradan neye eşit? 4 kök 2'ye eşitse. A 2 kök 2. X 2 kök 2. Peki benden şurayı isteseydi ne yapacaktım? A yerine 2 kök 2 koyacaktım. 2 kök 2 çarpı kök 3'ten cevabımız 2 kök 6 santim gelecekti. Gelelim C şıkkına.
Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman burada 2A dediğimiz yerde 10 varsa A nedir? 5'tir. Y ne olacak? A kök 3, yani 5 kök 3 olacak. Aslında bu. Yani kuralları bulmamız lazım. Şimdi burada olmayan iki tane daha az üçgen göstermek istiyorum size. Şöyle. 120-30-30 üçgeni. Arkadaşlar 120-30-30 üçgeninde bu kenarları A, A dersem, çünkü bakın 30-30 olduğu için ikizkenar bir üçgen, 120'nin gördüğü onun kök 3 katı olmak zorunda. Yani mesela şöyle bir soru geldi diyelim. Burası 120, 30. O zaman burası da 30 olacak. Buralar 4, 4 ise burası ne olacak o zaman? Onun kök 3 katı 4 kök 3. Şimdi bu formülü bilmeden bunu yapabilir miydik? Yani ben size göstermeseydim. Evet, yapabilirdik. Hemen bakalım. Nereden gelecek? Arkadaşlar ikizkenar üçgende indirilen dikme hem açıyı ortalar hem de kenarı ortalar. Buraları 4 vermişti zaten. Bizden burayı istiyordu. Biz buraya normalde 4 kök 3 bulduk zaten. Şimdi diyorum ki ben bunu bilmeseydim 30-60-90 üçgenini kullanacaktım. 30'un gördüğünü A dersem 90'ın gördüğü 2A olacaktı. 60'ın gördüğü de A kök 3 olacaktı. 2A buradan 4 geldiyse A ne gelecek? 2. Burası 2 kök 3 olacak. Burası da 2 kök 3 olacak. Bakın toplam yine ne gelecek? 4 kök 3 gelecek. Mesela şöyle bir şey geldi diyelim. Hemen 120 ikizkenar dediği için buralar 30-30 olduğunu söylüyorum. Burayı versin. Ne versin mesela? 8 versin ya da 9 versin. Daha iyi çıkar. Benden şuraları istesin. Arkadaşlar buralara A, A dersen burası A kök 3 olmuyor muydu? A kök 3 9 ise her tarafı kök 3'e bölelim. Paydada kök olmaz. Sayıyı kök 3 ile genişletirsem 9 kök 3 bölü 3'ten 3 kök 3 gelecek. Bakın A'yı 3 kök 3 buldum. Yani X ne gelecek? 3 kök 3 gibi. Diğer bir üçgenim ise 15-75-90 üçgeni. Şimdi iki tane kuralı var ama bir tanesini vereceğim. Arkadaşlar 15-75-90 üçgeninde dikten dikiniyorsa eğer, bakın öklit gibi gözüküyor, zaten öklitten gelir ama 15-75-90 üçgeninde dikten dikiniyorsa yükseklik kaçsa şu taban onun 4 katı olmak zorunda. Yani bunu sadece 15-75-90'da ve dikten dikindiği zaman yapıyoruz.